Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucaklosu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden pazar hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü olur inşallah. Arkadaşlar maalesef bu sabah hazırladığım video bu benim anılarım sıla yolu videosu sessiz olmuş. Sağolsun Hüseyin kardeşim Hüseyin Şahin sizin sigortacınız bana hemen Mesaj attı abi dedi video yanlış olmuş dedi sessiz olmuş dedi ton hatası olmuş o kadar da güzel anlatmıştım eski anılarımı arkadaşlar videoyu tekrar yapmayı planladım çünkü gerçekten güzel bir anılar bu anıları da sizinle paylaşmak istiyorum ve kapakta gördüğünüz gibi arkadaşlar bu resime biraz sonra detaylı geleceğiz bakalım bu resimin üstünde kimler var bu resim çok özel arkadaşlar. Çok özel e, ailemiz, akrabalarımız var bu videoda. Biraz sonra buna e, geleceğiz. Yalnız e, o videoya başlamadan hemen, hemen söyleyeyim. Yarın yani bugün pazar e, bu akşam ben herhalde erken yatar, çok erken kalkar gece yarısı yollara e, düşerim arkadaşlar. Canlı yayın ile Sıla Yolu adım adım Sıla Yolu bu kanalda olacak 2-3 gibi herhalde yollara çıkarım. Belki 4 olur. Bakalım ne zaman uyanacağım. Uyuyakalırsam herhalde 5'te yola çıkarım. Bakacağız. Saat 8 ile 10 arası canlı yayın yapılacak. Hüseyin Şahin sizin sigortacınız Almanya'dan değerli kardeşim 8 ile 10 arası yorumları okuyacak. Öğlenden sonra e, vakti olduğu zaman İlker kardeşim İsviçre'den, Tur'dan artık akşama kadar e, tabi ara vere, vere e, hiç durmadan canlı yayın olmuyor biliyorsunuz. Sınırlardan da e, geçerken olmuyor. Oralarda arkadaşlar e, öbür kameralarla çekim yapıp o görüntüleri de size ileteceğim ve sınırlarda ne var ne yok, yollarda ne var ne yok bütün yenilikler bu kanalda olacak. Şimdi gelelim benim analarım arkadaşlar. Neden bu analarım videosunu yapıyorum? Heyecanlı olduğum için e, şimdi arkadaşlar sizin de başınıza gelir. Sıla yoluna giden arkadaşların başına gelir. E, araba hazırlıkları yapman lazım. Evrak hazırlıkları yapman lazım. Arabayı yüklemen lazım. Artık eşyalarını yüklemen lazım. Özel eşyaların vardır ilaç kullanıyorsundur, efendime söyleyeyim ne bileyim şimdiki tekniği biliyorsunuz. Bilhassa ben YouTube yapan kameraların hepsini aldım mı, kabloları doldurdum mu, şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? Bunlar aklımda dönüyor. Dün bayağı bir hazırlık yaptım, arabayı doldurdum, her şey hazır. Bir iki şey daha arabaya attıktan sonra yani istesem yarım saat sonra yola çıkarım. Araba öyle hazır ama bir taraftan da arkadaşlar eski anılar aklıma geliyor yani ben şimdi şu anda 56'yım yakında 57 yaşına gireceğim. Senelerden beri, çocukluğumuzdan beri bu yolu gidip geldiğimiz için eski anılar aklıma geliyor. Ve bu anılarımdan arkadaşlar sizinle biraz paylaşım yapmak istiyorum. Ve biraz evvel resmi gösterdim. Şu resme şöyle bir detaylı olarak bakarsak arkadaşlar üstünde mavi bir sitroen görüyorsunuz. Bizim arabamızda o. Arkasında karavan var. Arabanın üstüne yük de yüklemişik. Ve yanında kırmızı bir tane Ford var. Ford, kırmızı Ford rahmetli e, eniştemin, Şükrü eniştemin arabasıydı. E, maalesef arkadaşlar çok erken bizi terk etti. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Arabanın, kırmızı arabanın yanında hemen duran, şöyle biraz daha yakınlaştırayım, eniştem rahmetli. Onun yanında hemen ablam geliyor. Onun yanında hemen e, ufak bir çocuk var kardeşim Levent. Onun yanında daha ufak bir çocuk var e, futbol trikosu girmiş herhalde Fenerbahçe. Kürşat yeğenim. Onun arkasında bir çocuk var uzun boylu e, yakışıklı birisi. O Murat. Onun yanında annem. Annemin yanında kız kardeşim Yasemin. Ve Yasemin'in yanında mavi Citroen arabamız. Stage'inde arkadaşlar, Stage'inde valla motorunu filan pek e, hatırlamıyorum. 4 silindir bir arabaydı ama 2000 miydi, 2500 müydü? <laughs> 2,5 litre miydi yoksa 2,4 müydü tam hatırlamıyorum. Ama bayağı bir kuvvetli arabaydı. Karavanla Türkiye'ye gidiyorduk. Arkadaşlar... Birkaç sene e, o arabayla Türkiye'ye e, gittik geldik karavanı çekerek gittik geldik. Artık iki kere mi gittik üç kere mi gittik tam hatırlayamayacağım. Ondan sonra e, deniz boyundan ilk dairemizi satın almıştık. Ondan sonra tabii karavanı e, sattık bir daha karavanla gitmemiştik. Arkadaşlar o karavanla çok güzel anılar olmuştu. Yalnız onun kötü tarafı 90'dan hızlı gidemiyordun. 80 zaten serbestti 90'dan hızlı gidemiyordun. Ee, arkadaşlar yani çok yavaş yol alıyorduk artık üç günde mi gidiyorduk 4 günde mi ne gidiyorduk İsviçre'den İsviçre'den İtalya üzere gidiyorduk arkadaşlar ve gerçekten yani çok e, güzel komik anılar var aklımda ee, İsviçre'den yola çıkıyorduk İsviçre'den sonra zaten İtalya gidiyor ee, Milano'ya doğru yol alıyorduk arkadaşlar babam yoruluyordu ee, karnı acıkıyordu buradan biz öğlen gibi çıkıyorduk herhalde ya çünkü e, akşam oldu mu e, karanlık bastı mı e, İtalya'ya varıyorduk. İtalya'da babam biraz daha gidiyordu. Ondan sonra tamam diyordu. Ben yoruldum, karnım acıktı arkadaşlar. Ve gördüğünüz karavanın karavanın arkasında şu karavanın arkasında arkadaşlar yemek masası vardı. Öbür tarafta yatak odası vardı ve o yemek masasının üstünde de yatak odası oluyordu. Yani iki yatak odası oluyordu. Annem o zamanlar tabii babamın canı ağzı da kıymetlidir. Sağ olsun kendisi. Arkadaşlar yani çorbası, pilavı Artık onun yanına e, kuru fasulye mi vardı, köfte mi yapıyordu annem tam hatırlayamıyorum ama e, çeşit türlü yemekler yani dört dörtlük e, hepsi oluyordu. E, yemekten sonra e, e, tatlı bir şey bile oluyordu. Sanki arkadaşlar Beş Yıldız otelde Türkiye'ye gider gibi o zamanlar o karavandan Türkiye'ye gidiyorduk. Ama benim şahsen... Benim şahsen en çok hoşuma gittiği yani aklımda kalan anılar arkadaşlar Annem şöyle bir yerde duruyorduk bir benzinlikte. Ondan sonra tabii ağaç altı falan oldu mu güneşin altında iyi olmuyor da ağaç altına falan. Annem şöyle bir battaniye gibi bir şey seriyordu. Onun üstüne oturuyorduk dört dörtlük arkadaşlar. Taze ekmek, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, artık sucuk ne varsa domates filan. koyduk. Salatalık kesiyordu, annem hazırlıyordu böyle. Arkadaşlar zaten insan onu gördüğü zaman karnı aç olmasa bile ya insanın iştahı açılıyordu. Ve o anılar arkadaşlar benim çok güzel bir şekilde aklımda kaldı. Ne bileyim şimdi dünyanın en lüks restorantından, lokantasından değişmem. Gerçekten. Şimdi bana deseler ''Murat bir imkanın var.'' O anı tekrar yaşamak mı istersin yoksa dünyanın en lüks, en kral e, lokantasında e, e, yemek mi yemek istersin, e, konaklamak da içinde arkadaşlar ben o battaniye üzerinde o e, anı e, seçerim. Yani o kadar güzel kal kaldı aklımda ve aklımda kalan arkadaşlar eskiden, e, ee, Sırbistan, Mırmistan yoktu. Slovenya yoktu, Hırvat yoktu. Ee, Yugoslavya vardı. Biz İsviçre'den yola çıkardık. İtalya. Ondan sonra Yugoslavya gelirdi. Yugoslavya valla bin kilometre filandı uzunluğu. 980 kilometre Öyle bir şeydi. Tabi arabalar da çeşitli türlü ölçüyordu. Onu e, kaç defa ölçmüştük. Herkes, herkes ölçüyordu. Bin kilometre civarındaydı. Sonra Bulgaristan geliyordu. Ve sonra da e, arkadaşlar e, Türkiye'ye geliyordu. Yalnız e, yollar aynı değildi. E, belki hatırlarsınız eskiden gidenler hatırlar. Yugoslavya'da 400 kilometre bir yol vardı. Takataka takataka takataka. Tak, tak, tak. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu 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 karavanla sen şimdi o yolda gidiş geliş tabi e, bir kamyonun arkasına res denk geldin. Ya o kamyonu zaten sollayamıyorsun sollayamıyorsun. Arkadan gelenler de tabi bu sefer sinirleniyordu. Neden? Biz karavanla onun arkasından gidiyoruz. Bizim önümüzde kamyon var. Adam solladı mı İkimizi de sollaması lazım. Şimdi geliyorlardı böyle bakıyorlardı. Ee, gelen var mı? Bakıyorlardı. Gelen gelen yok. Bir topukluyorlardı bizi geçiyorlardı. O anılar kaldı aklımda arkadaşlar. Ee, i̇şte dediğim gibi 3-4 günde anca gidiyorduk o karavanla. Ama tabii Ondan evvel ne vardı? Ondan evvel bir Opel Kadet vardı arkadaşlar. Bunu defalarca videolarımda söyledim. 70 PS mi? 75 PS mi? İnanın 5 kişi içinde. 5 kişi. Üstünü yüklemişik, arkasını doldurmuşuk. Artık ayaklarımızın aralarında da bir şeyler var. E, araba zaten küçücük. Doldurmuşuk arabayı arkadaşlar. 75 PS, isterse 100 PS olsun bu araba. Ondan Türkiye'ye gidiyorduk. Navigasyon yok. Klima yok. Bak klima yok. E, arabanın içinde babam zaten püfür püfür sigara içiyordu. Arkadaşlar o zamanlar herkes her yerde sigara içiyordu. Affedersiniz lavabolarda bile lavabolarda bile e, kül tabağı vardı ya. Uçaklarda bile sigara içiliyordu. E, arabanın içinde püfür püfür sigara. Hava sıcak. Yanıyorsun. Arkadaşlar ben hayret nasıl gidiyorduk böyle. Yani o çikolatalar erimemiş, anlamıyorum. Şimdi aklım yani gerçekten o çikolata falan götürüyorduk. Erimiyordu onlar. Annem onları arabanın üstüne, bavulların içine koyuyordu. Bir şey olmuyordu. Öylece Türkiye'ye kadar gidiyordu. Hayret bir şey. Şimdi yani deseler bize arabanın klimasını yalnız açmak yasak de, herhalde deriz. Yok olmaz o yolculuğu yapamazsın. Navigasyon. Arkadaşlar navigasyonu söksek, herkesin navigasyonunu söksek herhalde ne bileyim ama %30'u Türkiye'yi bulamaz. Herhalde zor bulur. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, şimdi navigasyon var. Navigasyon olduğu halde bana bazı arkadaşlar abi bana şehirlerin ismini yazar mısın? Ben şehirlerin ismini e, navigasyona vererek gitmek istiyorum. Onları da yaptım. Onlar da var kanalımda arkadaşlar. O listelere de bakabilirsiniz. Yani eskiden bambaşkaydı paraya gelince şimdi kredi kartından her şeyi ödüyorsun. Abicim kredi kartı falan yoktu o zaman. Çeşin çeşit e, zarflar vardı. Bir tanesinde İsviçre frankı, bir tanesinde İtalyan liresi, bir tanesinde Yugoslav parası, bir tanesinde Bulgaristan parası, bir tanesinde de Türk parası vardı. Gişeler geliyordu. Vinyet, e-vinyet nerede buldun? Böyle telefon yoktu o zaman. Arkadaşlar bizim evimizde duvarda siyah bir tane telefon vardı. Öyle telefon ediyorduk. Öyle. Anılarla Türkiye'ye gittik arkadaşlar bambaşkaydı yollar böyle şimdiki gibi modern değildi dağlık yerlerden gidiyorduk otoban çok az vardı birkaç kilometreydi ondan sonra yollar gidişli gelişliydi yollar kötüydü arabaların motorları zayıftı arabalar şimdiki gibi konforlu değildi. Şimdi bambaşka arkadaşlar her yerde oteller açılmaya başladı. Güzel bir, şeyler, bir şekilde konaklayabiliyorsunuz. Lokantalar var, karnınızı doyurabiliyorsunuz. Her türlü her şey var. Ondan sonra herhangi bir şey olduğu zaman internetiniz var. Telefonunuz var cebinizde, yardım isteyebiliyorsunuz. Eskiden nerede kardeşim? Geceleyin başına bir şey geldi mi? İlk önce zaten sabahı bekliyordun. Geceleyin kimse durup da sormaz. İnsanlar korkuyordu. Arkadaşlar neden... Ee, bir arıza olmuş numarası yapıp arabaları durdurup soyuyorlardı. Eskiden böyle şeyler de vardı. Yani çeşit türlü adam koskocaman şeye benzin yazıyordu. Yani göya benzini bitmiş duruyordun yardım etmek için belki yedek benzinin var. Adam seni soyuyordu. Onun için artık gurbetçiler de durmuyordu. Geceleri durmuyorlardı. Gündüzleri belki. Ama şimdi her şey değişti arkadaşlar. Yani... eee hem arabalar değişti hem yollar değişti. Ama dediğim gibi o anılar aklıma geliyor arkadaşlar. Çok güzel anılardı ya. Gerçekten. Yani bazen şöyle kendi kendime düşünüyorum ki diyorum tekrar şöyle bir 15-16 yaşında olsam da o 2-3 günü tekrar bir yaşayabilsem ama Arkadaşlar hepimiz yaşlanıyoruz yapılacak bir şey yok. O anılarla en iyisi o anılarla güzel bir şekilde yaşamak lazım. O anılarla yaşamak lazım. Gelenlerimize o anıları anlatmak lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza onları anlatmak lazım. Bak oğlum eskiden böyleydi. Sen bambaşka bir dünyada yaşıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar eskiden e, böyle bolluk da yoktu. Avrupa'da gerçekten yani... Sizler ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz bana yorumlarda. Bilhassa şimdi abilerime sesleniyorum. Bu şimdiki bolluk o zaman yoktu. Paranın değeri bambaşkaydı. Şimdi her şey değişti. Avrupa'da daha fazla bolluk var. İstediğin şeyi daha çabuk bir şekilde alabiliyorsun. Eskiden eskiden öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Yani çoğu insanlarımız bir sene oradan kısıtlıyordu, buradan kısıtlıyordu, şuradan kısıtlıyordu. O Türkiye'de Senede bir kere Türkiye'ye gidebilmek için, Türkiye'de çoktan beri istediği tarlayı satın alabilmek için veyahut da araziyi veyahut da küçük bir evi veyahut da bir daireyi her yerden kısıtlıyordu ki yapabilsin de Şimdi bana sorarsanız daha kolay oldu. Daha kolay oldu Avrupa'da. Narbo Baran gurbetçiler Türkiye'ye gider. Onlar için şimdi konuşuyorum arkadaşlar. Dünya ekonomisinden değil yanlış anlaşılmasın. O zamanla bu zaman arasında şimdi daha kolay oldu. Arkadaşlar bayağı uzadı fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi yarın ben yollardayım o anıları yaşayarak sizinle beraber canlı yaparak canlı yayın yapmadığım zaman video çekerek yükleyerek hep beraber gidiyoruz arkadaşlar. Sizler işteyseniz hiç sorun yok. İşinizi gücünüzü halledin. Akşam oldu mu açabilirsiniz değerli kardeşim, İlker kardeşim. Yarın öğlenden sonra yorulana kadar akşam otele varana kadar canlı yayın yapacağız. Yarın Sırbistan'da bir otelde kalacağım. O da sürpriz olacak ismini şimdi söylemiyorum. Ee, bazı gurbetçilerimiz o otelde kaldılar, tanı, tanıyorlar. Bazı gurbetçilerimiz tanımıyor. Ben hiç kalmadım. Orada kaldıktan sonra, onun videosunu yaptıktan sonra tabii ki o e, otelin de adresi videoların altında olacak. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Tekrar hayırlı pazarlar. Yarın görüşme dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.